18 yaş mevzusuna geleceğim. Biz Avrupa'da değiliz yani bizim kültürümüzde aslında böyle bir şey yok. Çocuk evlenene kadar bazen 30'a kadar annesiyle kalabiliyor. Beyhan abla sen çok karşı çıktın ve senin oğlun da aslında küçük yaşta hayata hayır, atılmış. Hayır. Hayır mı? Hayır. Nasıl hayır? Küçük yaşta sokağa çıkmadı. Yani benden ayrılmadı. Kocasını bilmeyecek. Tamam sabah gidip geliyordu ama benim... Bekar evi yok muydu? Kendi ayakları üzerinde durmuyordu. Bir sene Yeşim. Ya... Yeşim bana evden bahsetme. Ya sen niye ben bir şey söyleyince hep inkar etmek olayına geliyor? Bir sene ayrıldı çocuk benden. Beyhan abi kötü bir şey değil ki bu. Niye? Ben doğru buluyorum zaten. Ya Erdi benden ayrılamaz ya. Ha, ben doğru buluyorum. Ayrıca ben bunu savunuyorum. Olması gereken bu diyorum. Sen yanlış, hayatında ilk defa farkında olmayarak doğru bir şey yapmışsın diyorum. Sen direkt Erdi söz konusu olduğu zaman el ayağı boşalıyor. Sanki kaç saldırıya geçiyor. Kaç yaşındaydı Erdi senden ayrıldığında Beyhan abla? Ayol ne oldu sana? Oğluyla ilgili konu açıldığında kendini kaybediyor. Hepimizin çocuğu Beyhan değerli. Beyhan ablam, söyle bana anlat, anlayalım ne demek istediğini. Neye duygulandın ki? Şey gibi mi hissettin? Hani sokağa erken yaşta çıktı Erdi, kendi kötü anne gibi falan mı hissettin? Hayır, ben onu söylemek istemiyorum aslında. Ben iyi bir şey diyorum ayakları üzerinde aslında. Sen ne? Aa, ne oldu şimdi? Hıçkıra hıçkıra. Beyhan ablacığım, bana bir söyle. Onu anlamaya çalışalım. Ağladığın ne? Vallahi merak ettim şu an. Ne hissettin de ağladın? Beyhan Hanım, neden ağlıyorsun ya? Kimisi uzaklaşıp bir şeyler yapmak ister. Evet, yani oğlu kendini hazır hissetmişse evet. Demek ki olabilir. Hani, ne geldi aklına? Bana mı kızdın? Ne için ağlıyorsun? Ya sen benim oğlumdan ne istiyorsun Allah aşkına? Ben senin oğlundan ne isteyeceğim ya? Konu senin oğlun mu? Benim oğlumdan ya. Bunun için mi? Bana mı ağlıyorsun şu anda? Ne için ağlıyorsun? Yeşime mi kızdın? İçindekini söyle, sen neye ağlıyorsun şu anda? Anlamaya çalışıyorum ama. Beyhan abla, tadıma geçeceğim. Ay, anlatmak istersen yani yanlış anlaşıldın ya şu an. Seni dinleyebilir miyiz Beyhan abla? Sen 18 yaşında çocukların ayrı hayat kurmasına karşısın anladığım kadarıyla. Değil mi Beyhan abla? 18 yaşında çocukların ayrı hayat kurmasına karşısın. Öyle mi? 32 yaşında hala canımdan can gidiyor ya. 18 yaş ne ya? Ama biz sen sevmedin, sokağa attın demiyoruz ki. Erken yaşta hayatı atılmış oğlun. Hala canımdan can gidiyor ya. Kendisini 10 kere arıyorum geldi. Ama o dönem nasıl oldu? Erdi kendi mi istedi? Zor mu? Çok mu zor büyüttün çocuğunu? Niye? Oldu bir şey, orayı açıklamak istemiyor. 18 yaşında siz ne diyorsunuz kayınvalideler? Çocuklar gerçekten hemen hayata atılmalı mı? Biliyor. Her akşam kendisiyle konuşuyorum. Erdi geldi baba. 32 yaşında biz bu. Senin anneliğini sorgulamıyoruz ki. Ha. Sen neye ağlıyorsun şu anda? Sen kötü bir annesin de demedim. İyi yapmışsın diyorum. Sen başka bir şey aklına geliyor da ben farkındayım. Erdi'nin... Ben biliyorum zor bir hayat yaşamış. Ya da az önceki borç mevzusunu ona mı kapatmaya çalışıyorum. Ne borç, üzüleceğim ya. Benim oğlum. Şu an konu senin oğlun da değil. Biz senin oğluna da laf etmiyoruz. Senin anneliğini de konuşmuyoruz burada. Bir çocuğun 18 yaşında dışarı çıkıp... Ya sus ne 18 yaşında? Ne yapıyorsun, bir kendine gel istersen. Beyhan abla, konuşmak istemiyorsan izin verirsen şeyi konuşmak istiyorum ben. 18 yaşında çocuk evet. Türkiye'de, Türkiye şartlarında bırakılmalı öyle, mı? Evet. Şimdi zaten 18 yaşında ya da altında evine ekmek götürmek ya da anne babasına yardımcı olmak için sorumluluk alan çocuklarımız var. Bunu yapıyorlar ayakta durmak için. Aynen. Ve bazen anne babadan daha çok güçlü, hatta anne babasına annelik yapan çocuklar var. Böyle de bir gerçek var yani. 18 yaşında eğer bir çocuk kendi ayaklarının üstünde durabiliyorsa, bunu başarabiliyorsa tamam gitsin. Bence gurur duymak gerekiyor eğer öyle yapabiliyorsa bu çocuk. Anne baba da ona destek olsun uzaktan uzağa. Kendisini geliştiriyor çünkü, yetiştiriyor. Ama zaten bizim çocuklarımız da güçlüdür kendi ayaklarının üstünde durmak için. Anne babasına yardımcı olmak için bunu yapıyorlar zaten. Kültürümüz ama bizim şey değil bence. Çok ben katılıyorum aslında Yeşim'in şeyine. Yeşim sen de ağlıyorsun. Şey, bir ortada şey oldu. Sanki Yeşim kaynanasına kötü bir şey söylemiş. Sanki biz Beyhan ablanın anneliğini eleştirdik. Bence mevzu şu, Beyhan abla çok zor büyütmüş çocuğunu. Asla laf kondurmak istemiyor. Yeşim sen de şu an niye ağladın? Çünkü şey durumda kaldın. Sanki ağlatmış gibi oldun.
Sizden iki defa bir şey isteyeceğim. Ben çıkabilir miyim? Ya. Şey gücüne gitti Beyhan abla. Sanki sen gelinin kaynanasını ağlatıyormuş gibi pozisyona sokuyorsun. Bak bence sen de git. Siz bambaşka anladınız birbirinizi. Kötü bir şey demedi ki, ne güzel yetiştirmiş Erdi'yi dedi. Bak vallahi git. Bana demesin. Senin oğlun 18 yaşında ayrıldı deme. Ama kötü bir şey demesin. Demesin ya. 18 yaşında ayrıldı mı oğlun seninle? İstemiyorum demesin. Ama söyle bana, merak ediyorum. 18 yaşında evden ayrıldı mı? Ayrılamaz 18 yaşında çocuk, daha çocuk. O bir sene de kaç yaşındaydı? Hani bir sene ayrı çıkmış ya. O zaman kaç yaşındaydı? Benim çocuklarımın biri 26, biri 31, hala belirli bir saatten sonra oğlum ne zaman eve gidiyor? Kızım bak, ne zaman eve? Aşkım yanlış anladınız. Birbirinizi bak, sen de yanlış anladın, o da seni yanlış anladı. O kendini ifade edemedi, o yüzden patladı. Sen şimdi beni dinle Nursel'ciğini. Son tadım senle, biraz toparlaman lazım. Git gelinin peşinden. Hadi bir taneciğim. Vallahi bak. Git, anlamadınız birbirinizi. Hadi. Dinle beni, git Yeşim'in peşinden. Aferin bana. Hadi Beyhan ablam. Ben son VTR'yi okumayacağım. Yani şey, birbirini anlamadan insanlar, aslında en çok kayınvalide gelinin arasındaki olan mevzu bu işte. Bambaşka şeyler söylüyorlar birbirlerine. Beyhan teyzenin yarası var herhalde. Beyhan teyze basınca, birazcık da bu para mevzusuna da takıldı gibi geliyor. Onu bastırmak için. Bugün final, gerginlik var. Birazdan gidebilirler. Kötü çünkü puanları, Beyhan abla hep kötü puanlamalar yapıyor. Her şey üst üste geldi. Toparlanalım, masamıza kurulalım. Biz küçücük bir ara verelim. Son tadım Beyhan Sultan.